milyonlarca emekliye 3 lüzen formülü. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Milyonlarca emekliye güzel haber verildi. Temmuz ayında yapılacak zam beraber emeklilerin gelirleri adeta 2'ye katlanacak. İşte merak edilen tüm detaylar. 16 milyon vatandaşın emekli maaşları, Temmuz zammı ve Haziran ayı enflasyon beklentisi %2,56 ile birlikte Ocak-Haziran dönemindeki %25,86 enflasyon oranı dikkate alınarak artacak. Bu artışta enflasyon zammı, refah payı ve ek zamlar üçlü bir şekilde değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşının 12.500.13.000 Türk lirası arasına yükseleceği, bu artışında emeklilerin yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştireceği öngörülüyor. 3.600 ek gösterge Bağkur 7.200 birim gün düzenlemesi. Kamu personelinin mali haklarını iyileştirmek için 3.600 ek gösterge uygulaması hayata geçirilecektir. Bağkur prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesiyle daha erken emeklilik imkanı sunulacak. Emekli promosyonları artacak mı? Temmuz zammı sonrasında emekli promosyonları da artacak. Özel bankaların müşteri çekmek amacıyla sunduğu promosyonlar ise 20.000 Türk Lirası ve üzerine çıkacak. Asgari emekli promosyon tutarları ise maaşa göre 8.000 Türk Lirası ile 12.000 Türk Lirası arasında değişecek. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekleyen 16 milyon emekli ve 4 milyon memur için maaşlarının netleşmesi oldukça önemli bir süreç. Bu rakamlar, emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını belirleyecek ve bu da milyonlarca insanın gelecek mali durumunu etkileyecek. Enflasyonun ne kadar arttığı, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını ve memur maaşlarına yapılacak olan artış farkını belirleyecek. Bu nedenle, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, emekliler ve memurlar için önemli bir dönüm noktası olacak. 6 aylık enflasyon %25,86 olarak gerçekleşirken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılan zamda %25,86 oldu. Memurlar için ise enflasyon farkı %9,44 ve toplu sözleşme zamı %10 olarak belirlendi. Sonuç olarak memurların toplam zam oranı %20,04 olarak hesaplandı.